Merhabalar. 220 voltla çalışan bir blender motoru. Fırçalı bir motor. 2 adet karbon fırça. Ortada bir rotor. Ve 2 adet ilave bobinden oluşuyor. İçindeki rotoru çıkararak bu rotorla 12 voltluk bir motor yapmayı deneyeceğiz. Bunun için öncelikle motorumuzu sökelim. Motorun 2 adet civatası var. Bu civataları söküyoruz. Şöyle çıkarıyoruz. Şu metal parçayı çıkarıyoruz. Bobinler bu metal parçanın içinde kalıyor zaten. Bu bize lazım değil. Şöyle çektiğimiz zaman kolay bir biçimde rotorumuzu çıkarmış oluyoruz. Bunu bir elektrik motoruna dönüştürebilmek için yapmamız gereken şu kısma artı eksi doğru akım verecek şekilde fırça yapmamız gerekiyor. İki adet fırçaya ihtiyacımız var. Bir de manyetik alan için rotorun etrafına belli bir mesafede mıknatıs yerleştirmemiz lazım. Bunun için bir düzenek hazırlayacağız. Şöyle bir parça oluşturdum. Bu parçayı kullanıp rotorumuzu bu parçanın üzerine taktığımızda şu şekilde şöyle rahat bir dönüş elde ediyoruz. Parçayı üzerine montajlayacağımız bir küçük kontur plak parçası. Bu parçayı bunun üzerine civatalarla tutturduğumuz zaman motorumuzun taşıyıcı gövdesini yapmış olacağız. Parçayı civatayla tutturuyoruz buraya. Şu şekilde. Fırçalar için printer adaptöründen çıkan şu metal plakayı fırça olarak kullanacağım. Bunun için bu parçayı makasla kesip şu şekilde kolayca kesilebilir. 2 adet fırça yapacağım. Şimdi sırada fırçaların montajı var. Bu fırçaları biraz önce bahsetmiştim. Metal bir plakayı keserek elde ettik. Bunları şimdi bu kontur plak malzeme üzerine civatayla tutturacağız. Şu şekilde sıkıyoruz. Tam olarak sıkmadan evvel bir kablo montajı yapalım. Evet, bu şekilde montaj yaptıktan sonra gerekli ayarlamaları rotor üzerinde yapacağız. Motorun çalışabilmesi için bir hoparlörden söktüğüm şu mıknatısı rotorun alt kısmına yerleştirmemiz gerekiyor. Şu sarı parçaların ölçülerini zaten bu mıknatısa göre almıştım daha önce. Şöyle araya sıkıştırıyoruz. Bakın şu şekilde pozisyonlandırıyoruz bunu burada. Buraya kadar tamam. Fırçaları ayarlamamız gerekiyor. Bu biraz hassas. Şimdi rotorumuzu yerine yerleştirelim. Fırçaların metal yüzeyleri muntazam bir şekilde temas etmesi önemli. Bu şekilde
ayarlama yapıyoruz. Evet. Motorumuz hazır. Şimdi enerji vererek döndürmeyi deneyeceğiz. Bu regülatörü kullanacağım. Regülatörün kablo bağlantılarını yaptım. On-off switch'i aktive ettiğim zaman 12 voltluk bir gerilim uygulamış olacağız rotora. Evet, deneyelim. Evet, motorun döndüğünü görebiliyoruz. Burada dikkat edilirse motorun dönüşü oldukça yavaş. Alttaki mıknatısın sağladığı manyetik alan yeterli değil. Bunu biraz daha arttırabilmek için rotora ilave bir mıknatıs yaklaştıralım. Motoru tekrar çalıştıralım. Bu şekilde bir dönüş elde ediyoruz. Tabii fırçaları daha hassas ayarlarsak daha stabil bir dönüş de elde etmemiz mümkün. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.